Herkese merhaba. Ağır Silah Modu 2.0 yorumcusu olarak sizlerleyim. PUBG Mobile Ağır Silah Modu 2.0'ın cephaneliğindeyiz. Ve başlamak için yeni araçlara göz atmaktan daha iyi ne olabilir? Bu güncellemede pek çok klasik araç yenilendi. Özellikle de Ağır Silah 2.0 için. Yeni araçlar birbirinden yıkıcı 3 silahla donatıldı. Lav silahı, mitralyöz ve roket atar. Lav silahları düz bir alana alev saçar ve yoluna çıkan düşmanları kızartır. Yakın mesafedeki araçları bile imha edebilirsin. Yakıt seviyene dikkat etmeyi unutma. Mitralyöz 7.62 mm mermiler kullanır ve 150 tane mermiyi arda arda ateşleyebilir. Düşmanlara saklanacak yer bırakmaz. Roket atar isabet konusunda seçici değildir ve sesi bile düşmanları korkutmaya yeter. Tüm araçlarda bu 3 ağır silahın tamamı bulunmaz. Hadi araçlarda hangi silahlar var bakalım. Yeni UAZ 4 kişiliktir. Birinci koltukta oturan lav silahı kullanabilir, doğru duydun. Sürücü de bir silah kullanabilir. Düşmanları kovalarken işlerini de bitirebilirsin. İkinci ve üçüncü koltuktakiler sırasıyla bir mitralyöz ve roket atar kullanabilir. Dördüncü koltuk genellikle takım lideri içindir. Burada oturarak takımı yönetebilirler. Diğer dört koltuklu araçta Dacia. Bu küçük arabaya bir mitralyöz sığmaz. Yani birinci koltuğa bir lav silahı kalıyor ve ikinci koltukta ise roket atar bulunuyor. Arka koltuktakiler de pencereden sarkarak kendi silahlarını kullanmalılar. Bu araçları kontrol etmek yeterince zorlu gelmiyorsa buggy'yi dene. Silahlı buggy iki koltukludur. Ancak ikinci koltukta oturan oyuncu tavana yeni monte edilen mitralyözü kullanabilir. Erangel'e ayrıca çöllere ve yağmur ormanlarına özel bir pick-up da eklendi. Yeni eklenen mitralyözle birlikte pick-up artık 3 koltuklu. Birinci koltuktaki oyuncu lav silahını, üçüncü koltuktaki mitralyözü kullanır. Belirtelim, bu mitralyözle bir koruyucu kalkan da geliyor. O da ne? Roket atar olmadan buggy ve pick-up'la eğlenemeyeceğini mi düşünüyorsun? Peki yüzmeye ne dersin? Artık suda makul bir hızla ilerleyen amfibik bir aracın var. Köprü pusularına elveda de. Hava savaşı olmadan buna ağır silah modu demek mümkün mü? Silahlı AH-6 helikopter geri dönüyor. Ve artık 4 kişilik. İkinci koltuktaki roket atarı kontrol ederken, üçüncü ve dördüncü koltuktakiler kendi mitralyözlerini ateşleyecek. Bu araçla savaş alanına hükmedeceksin. Ancak böyle güçlü bir silahı kolayca alamazsın. Yeterince cesursan bir üste onun için savaşabilirsin. Şansın yaver giderse de bir yol kenarında karşına çıkabilir. Sence hangisi daha olası? Tüm bu ağır silahlar sırt çantalarını zorlayacak gibi görünüyor. Seviye 3 sırt çantaları artık bir ihtiyaç olacak. Bu yüzden küçük bir özellik ekledik. İşte araç deposu. Oyuncular bu depoyu kullanarak mermi ve malzeme gibi öğeleri araçtan çıkmalarına bile gerek olmadan paylaşabilir. Sen nasıl kullanacaksın? Ağır silah 2.0 araçları için hepsi bu kadar. Asıl soru, onları nasıl yeneceksin? İşte bu da sonraki bölümümüzün konusu.